Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle önemli bir konuya daha değineceğiz. Onlardan biri de çıkardığım bir şarkıyı değiştirme olayı olacak. Yani şarkıyı editleme, düzenleme. Nasıl yani? Bu çoğu zaman karşılaştığımız bir durum. Örneğin şöyle göstereyim. Mesela benim böyle bir şarkım var. Ben bu şarkıdan herhangi bir şeyi değiştirmek istiyorum. Mesela kapak. Kapağı ben başta belki acemice yaptım. Şarkı tutuldu. Sonra daha profesyonel bir işle değiştirmek istiyorum. Yapabilir miyiz? Evet de yapabiliriz. Unutmamamız gereken tek şey bunların belli bir süre aldığı. Yani bana genelde şöyle de gelebiliyorlar çünkü işte attığım şarkıyı çıkmadı ya da işte fotoğrafım değişmedi falan. Arkadaşlar bunlar mağazalarda zaman alan işler. Çünkü fotoğraf bile atsanız ya da kendi profil fotoğrafınızı bile değiştirseniz bunların doğrulanma süreçleri var. Anlık da olabiliyor. 2 günde sürebiliyor. Yani hiç belli olmaz. Burada da aynı şekilde. Kapak fotoğrafınızı değiştirdiğinizde bunu bir doğrulaması gerekiyor Spotify'ın. Yani doğrulama dediğinde işte cinsel içerikli şeyler içeriyor mu? Kötü bir işte uyuşturucuya falan örnek gösterenler falan oluyor ya. Onlardan var mı gibisinden kapakları kontrol ediyorlar. Yani aykırı olmaması gerekiyor. Var olan bir müziği Edit Release diyerek direkt My Music'ten şarkınızı seçip Edit Release diyerek değiştirebiliriz. Neleri değiştirebileceğimiz zaten Edit Release dediğinizde gözükür. Var olan bir şarkının sanatçısını değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu kesinlikle böyle şey değil. Gerçekten değiştirebiliyorsunuz inanılmaz şekilde. Eğer bir albümse albümdeki diğer şarkılar için de uygulayabiliyorsunuz hatta. Yani mesela ben bunu ABC için söyledim. Sadece bu şarkı için de değiştirebilirsiniz ya da benim ismimde geri kalan 14 şey için de değiştirebiliyorsunuz gibi. O kadar bir şey yok aslında da niye 14 yazdı onu bilmiyorum. Eğer label ya da 2 kişilik sürümü kullanıyorsanız label ismini değiştirebilirsiniz. Tek kişilik paketle label ismi değişmiyor arkadaşlar. Şarkıyı yüklerken de değişmiyor. Şunu yazayım da. Ya. Çıkış tarihini değiştirebilirsiniz. Bunun ne faydası var? Bu şarkının çıkış tarihinin sadece gözüküyor hali. Yani bunun şu an sizin şarkınızı silmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sadece ne zaman çıktığını değiştirmiş oluyorsunuz. Bunun çeşitli yine burada uyarıları var. Onlara bakmanız gerekiyor. Pre-order zamanları gibi. Bunlar aslında bunları değiştirmenize gerek yok. Bunlar şunun için var. Şarkıyı mesela bir hafta öteye attınız ya. Şarkıyı bir hafta öteye attığınız zaman İşte vazgeçtiniz, 2 hafta öteye atmak istiyorsunuz. Bunları değiştirmek için var aslında. Burayı çok elde etmenize gerek yok o yüzden. Albüm kapağını buradan değiştirebilirsiniz. Buradaki uyarıları okumayı unutmayın. Şarkının ismini değiştirebilirsiniz. Featuring yapmışsınızdır ama karar verememişsinizdir yazıp yazmayacağınıza. Sonradan bunu da ekleyebilirsiniz. İşte radyo edit yazmayı unutmuşsunuzdur. Onu ekleyebilirsiniz. Esklipteki yani küfürlü olup olmadığını yazmayı unutmuşsunuz. Değiştirebilirsiniz. Mağazalardaki işte preview time dedikleri kısım var ya. Şarkının neresinden itibaren dinleyecekler. 30 saniyelik dinlemeyi. Onu değiştirebilirsiniz. Buradan submit dediğiniz zaman bu değişiklikleri tekrar mağazalara yollayacaktır. DistroKid. Şarkıyı kaldırmak istediğiniz zaman da burada bir seçenek var. Remove this release from all stores dediğinizde bu şarkı bütün mağazalardan kalkar. Tabi bunun da bir hafta gibi bir süre süreceğini unutmayın. Bir haftaya kadar. Yani üçüncü günde olabilir bunun kesin bir zamanı yok. Düzenleme bu kadar. Dediğim gibi şu kısmı da soran olmuştu arkadaşlar. Şarkıyı çıkardınız diyelim. Onu da şöyle anlatayım. Mesela Oktober'de sonraki aya gireceğiz. November 13'ü aldınız, tamam mı? Bu şarkıyı yayınladınız. Sonra anlaşamadınız. Mesela bir aklınıza bir şey geldi. Unuttuğunuz bir şey. Videoya
hazırlayamadınız ya da bunu daha öyle ileri bir tarihe atmak istiyorsunuz işte. Bir collab fikri çıktı o tarihe falan. Geliyorsunuz. O da zaten şey olmuş oluyor. Henüz yayınlanmamış oluyor. Basıyorsunuz hangisi ise. Buradan işte November 13 değil de gidip ne varsa November 27 yapıyorsunuz. Böylece çıkış tarihinizi daha ileri atmış oluyorsunuz arkadaşlar. İşte bazılarında daha böyle detaylı ayarlar var gördüğünüz gibi. Burada niye böyle gözüktü? Şu an ben bunu EP olarak bakıyorum. Yani albüm sayılır. Küçük albüm. Bir yerde iki tane şarkı varsa edit dediğiniz zaman ikisini de tabii ki düzenleyebiliyorsunuz. O yüzden bu kadar uzun bir bölüm var. İsterseniz ikisini de silebilirsiniz. Öyle de bir seçeneğiniz var. Düzenleme bu kadar. Çok da basit. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bunu zaten DistroKid'e bildirebilirsiniz arkadaşlar. Onunla ilgili de video gelecek zaten. Fixer'ı kullanacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.